kültür sanat emekçilerine dair, bu sektöre dair hiçbir madde yer almadı. Yine görmezden gelindi. Bunun sonuçları ne olacak? Yani eğlence sektörü, Petek Hanım, zaten en fazla etkilenen sektör en başından itibaren. Sonuçta pandeminin etkilerinden ilk etkilenen ve muhtemelen de en son çıkacak olan sektör yine eğlence sektörü. Bu manada, bu bağlamda zaten çok desteğe ihtiyacı olan bir sektör. Fakat dünden beri de değişik şekillerde ifade edildiği gibi iktidarın eğlence sektörüne, özellikle de müzisyenlere bir şekilde bir alerjisi var. Bu alerjinin sebeplerini bilemiyoruz. İdeolojik olabilir tabii ki. Ama nasıl çıkılacak sorunuzun cevabını, ben 55 yaşındayım. Türkiye'de uzun yıllardır yaşıyorum. Hukuk eğitimi aldım. Bizim açımızdan, yani gerçekçi konuşmak lazım. Devletten herhangi bir beklentimiz olduğunu söyleyemem temelde. Gerçekçi konuşmak gerekirse. Bir şey yapmayacaklar, yani öyle düşünüyorum. Bu ruh halini birazdan konuşacağız. Sadece size özgü değil, çünkü çok büyük sıkıntılar yaşadı emekçiler. Hı-hı. Şunu sormak isterim. Bu 3 bin liralık maddi destek meselesi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bunlar çok çok ufak tefek yardımlar Petek Hanım. Yani bir yıldır çalışmayan insanları canlandırın. Bir yıl da geçti, 1,5 yıla yaklaşacak neredeyse. Hemen hemen hiç giriş gelirleri yok bu insanların. Pek çoğu zaten artık ifade edildi, enstrümanlarını satarak. Ki o enstrümanlar bir müzisyen için yani o kadar değerli ki, bunu ancak müzisyen olan insanlar anlayabilir. Yani çocuğunuz gibidir, o kadar değer verdiğiniz şeyler. İşte enstrümanlarını satarak şöyle böyle bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Yani 3000 lirayla Türkiye şartlarında, hele bugünün ekonomik şartlarında ne yapılabilir, takdirini izleyicilere bırakıyorum. Evet, müzisyenlerin, sinema emekçilerinin, kültür sanat emekçilerinin yaşadıkları sıkıntılara biz de ekranlarımızda yer verdik. Özellikle ruhsal bunalımlardan, çıkışsızlıktan dolayı intiharlardan çokça bahsettik. Evet. Bu süreç evet. İçerisinde neler yaşadı müzisyenler ve emekçiler? Sizden de alabilir miyiz? Yani herkesin hemen hemen çok ciddi borç yükü altında yaşıyor herkes. O da borcu bulabilenler diyelim. Çünkü sadece yani dışarıdaki ortamı biliyorsunuz. Herkes kendi derdine düşmüş durumda ekonomik manada. O yüzden insanların hani borç alabilecekleri yerler de sınırlı genel anlamda. Yaşadığımız şeyler işte intiharlardan artık, yani intihar biliyorsunuz umutsuzluktur temelde. Geleceğe dair hiçbir umudun kalmamasıdır. O duruma gelmektir. O durumda insanlar hayatlarına son verirler. Yüzün üzerinde arkadaşımızın intihar ettiğini biliyoruz. Ve demek ki diğer bir sorun da, Türkiye'de kaç tane müzik emekçisi var? Ve bu mesele kaç kişiyi ilgilendiriyor? Bununla da bu konu hakkında da çok fazla bilgimiz yok maalesef. Bunlar da sorunun artmasına sebep oluyor. Belki pandemi geçtikten sonra müzisyenlerin kendi içinde bütün bu olan bitenlerden ders çıkartarak yapmaları gereken ilk şey örgütlenmek ve kaç kişi olduklarını, bu sektörün, Türkiye'de çok büyük olan bu sektörün kaç kişiyi ilgilendirdiğini bilmek. Vergi kayıt altında değil çünkü bu sektör. Gerçekten kendi halinde yaşayan bir sektör. Bu müzisyenlerin hayatları ise bildiğiniz gibi bugün kazanıp özellikle icrayla geçiniyorlarsa, yani sahnede hayatlarını kazanan müzisyenlerden bahsediyorsak, bugün kazanıp bugün tüketilen bir ekonomi, müzisyenlerin ekonomisi. O yüzden bir gün işsiz kaldığınız zaman ya da rutin şekilde haftada 3 gün, 4 gün, 5 gün çalışıyorsanız, bunlardan biri bile eksilse aslında gelirinizde o eksilme oranında, o eksilmenin yüzdesinde şey oluyor, düşüş oluyor. Şimdi ise tümüyle yok herhangi bir gelir. O yüzden insanların içinde bulundukları durumu canlandırmak çok da şey değil. Yani kimisi ailesinin yanına taşındı. Benim çevremden bildiklerimi söylüyorum. Tekrar ailesinin yanına çıktılar. Bunlar koca koca insanlar, yani yetişkin insanlar. Tekrar o yere dönmek, yani 20 yıl önce ayrıldıkları eve dönmek vesaire, bunların hepsi tabii ki zor.
Diğerleri dediğim gibi borçla, harçla, satarak, savarak şey ettiler. Hiçbir şey yapamayanlarsa. Bazıları telefonlarını falan, mesela benim böyle tanıdığım arkadaşlarım var. Alacaklılardan kaçmak için telefonlarını kapattılar. Yani gerçekten bu bir trajedi netice itibariyle. Çünkü bu insanlar ülkenin, yani müziğin önemini burada anlatmaya gerek yok. İnsan yapıp etmeleri içerisindeki en önemli şeylerden biridir müzik. Yani insanın yarattığı en önemli şeylerden biri. Fakat maalesef Türkiye'de müzisyenler sadece eğlence şey içine, parantez içine sıkıştırılmış durumdalar ve siz bizi eğlendiriyorsunuz. Öyle bir muamele görüyor. Maalesef müzisyenlerin bir de devletle olan ilişkileri de bence sıkıntılı. Yani devamlı devlete el avuç açma, besleme gibi yanaşma ve bize biraz yardımcı olun. Yani bu çok alçaltıcı bir şey. Her şeyden önce buradan kurtarmamız gerekiyor kendimizi. Devletle olan vatandaş ilişkisinin hastalıklı tarafıyla alakalı bu. Türkiye'deki hastalıklı tarafıyla alakalı her şeyden önce. Yani bizim devlete dönüp ele uç açıp ne olur bizim önümüze affedersiniz, birkaç kuruş atın demek yerine efendi buraya bak diyebilecek bir saygınlığa ulaştırmamız gerekiyor her şeyden önce mesleği. Bunun için de sanırım bu pandemi hiç olmazsa bir kısım müzisyenin gözünü bir miktar daha açmıştır ve örgütlenmeye doğru bir yol almak için bir vesile olur, bir başlangıç olur. Dediğim gibi devletten çok fazla bir şey kişisel olarak ben beklemiyorum. Fakat hiç olmazsa böyle bir her şerde bir hayır vardır sözünü hatırlatarak toparlamaya çalışayım. Böyle bir kötülükten inşallah müzisyenlerin yıllardır Türkiye'de bu devlete el avuç açan yanaşma gibi, besleme gibi tavırlarını aşacak bir örgütlenmeye varırız ve kendimizi devletin karşısında net bir şekilde ifade edip gerektiğinde de en klasik manasıyla üretimden gelen gücümüzü devreye sokup isteklerimizi bir miktar daha ciddiye alınabilir hale getirebiliriz. Ricacı olmaktan daha fazlasını yapabiliriz. Öyle umuyorum en azından. Çok önemli bir noktaya değindiniz Kutlu Bey. Çünkü bu örgütlenme ihtiyacı sadece sizin sektörünüzde değil, birçok sektörde de daha önce ihtiyaç hissedilmediği ya da çok da önemsenmediği durumlarda ortaya çıktı. Örneğin kafe bar emekçileri bu yönüyle çok ciddi bir çalışma yaptılar ve birçok sektörde de bu görünüyor. Biraz buradan bakacak olursak neler yapılabilir? Sonuçta bu pandemi süreci sonsuza kadar sürmeyecek. Bir süre sonra bir şekilde hem ekonomi hem toplumsal hayat başka bir raya oturacak. Belki başka bir biçimde. Evet. Bu sözünü ettiğiniz örgütlenme ihtiyacı sizin sektörünüzde kalacak olursak bir ihtiyaç mıdır? Bu yönüyle bir dayanışma ihtiyacı, örgütlenme ihtiyacı ne kadar hissedildi sektörde? Pandemi nedeniyle çok hissedildi Betek Hanım. Şimdi ben MSG üyesiyim, denetim kurulu başkanıyım. Bu bir meslek örgütü MSG, eser sahiplerinin üye olduğu. Tabii ki bu bağışlayınca kendi içimizde ne kadar yardımcı olabiliriz müzisyen arkadaşlarımıza? Bir organizasyon yapmaya çalıştık. Fakat ilk karşımıza çıkan şey Türkiye'de ne kadar müzisyen var? Kaç kişi bu işten ekmeğini kazanıyor sorusuna ciddi bir cevap veremedik. Gerçekçi bir cevap veremedik. Sonuçta tahminlerle yürüyoruz. Hani 300 bin kişi olduğu tahmin ediyoruz. Bunlar 300 bin kişi bir film işi yapanlar değil yani. Müzik sektörüyle geçinenler ve ailelerinin toplam sayısının böyle olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bu gerçekten bir tahmin. Hiçbir veri yok. Yani kulak... burada bu kadar insan çalışıyor, şurada şöyle ortalaması budur falan diye varılmış sonuçlar bundan. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir araştırma yapılmamış. Bir kere kayıt altına alınmak çok önemli Petek Hanım. O anlamda yani ülkede kaç kişi profesyonel olarak hayatını müzikle idame ettiriyor sorusuna gerçekçi bir cevap verebilirsek arkasından bu insanları müzik sektörün içinde iştigal ettikleri alanlara göre ayırıp çünkü sadece icracılardan, şarkıcılardan oluşan bir sektör değil eğlence sektörü. Çok katmanlı, arkaya doğru gidildikçe
sahne üzerini ilgilendiren, sahne arkasını ilgilendiren, yapımcı tarafları ilgilendiren çok geniş, yani biletinden icrasına, performansına kadar, mekanına kadar, bu mekanlarda çalışan insanlara kadar çok geniş bir grubu ilgilendiriyor ve benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de kayıt altında en az bulunan grup bu, eğlence sektöründe çalışan insanlar. O yüzden bunu en azından başlangıç olarak, ileride tabii ki demin söylediğim, gerektirse eğer sesinizi devlete ya da yetkili mercilere üretimden gelen gücünüzü kullanarak duyurmak gücü de verecektir örgütlenmenin, ama her şeyden önce biz kaç kişiyiz bunu anlamamıza faydalı olacak ve her şeyden önce yine şeye faydası olacak. Bu kayıt dışı olan insanların örneğin sosyal güvenlikle ilgili meseleleri hiç söz konusu bile değil. Biz bunun için bir adım atılabilir mi vesaire, siyasi partilere bunun için baskı yapılabilir mi? Ancak bu kadar insan böyle durumda yaşıyor Türkiye'de. Önlerine bir kağıt koyduğumuz zaman, önlerine bir belge koyduğumuz zaman bu insanlarla oturup bir pazarlık sürecine girebileceğiz, hak elde etme sürecine girebileceğiz. Yani asıl mesele en başlangıcı itibariyle daha, yani bir yaşayan canlı var falan, adı yok, sanı yok gibi. Yani hepimizin bir adı sanı vardır. Müzisyenlerin adı sanı yok. Kaç kişiyiz bilmiyoruz. Kaç kişi bu sektörden doğrudan doğruya geçim sağlıyor bilmiyoruz. Benim için ilk öncelik müzisyenlerin kayıt altına alınması PTK'nın, o yüzden. Kutlu Bey, aslında mesleği olarak, meslek örgütü olarak başlamışsınız bile bu çalışmalara. En azından bir proje var kafanızda, bir yönelim var, bir ihtiyaç tespiti var. Size kolaylıklar diliyoruz. Biz de sizlerle birlikte sürecin takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Sağ olun.